Ertesi günün ilk karşılaşması Ulak Haberleşme ise Etmaden takımı karşısında galip gelen taraftı. Şimdi Alp Tekin'le birlikte bugünkü mücadeleyi değerlendiriyor olacağız. Öncelikle galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Bugün karşılaşma için siz neler söylemek istersiniz? Valla bugün çok güzel mücadele ettik. Biz de iki haftadır maç yapmıyorduk. Aslında birazcık soğumuşuz maça. Biraz dinamik başlayamadık pek. Ama işte koçumuzun yönlendirmesiyle ve takım içi güzel iletişimimizle üstesinden geldik. Karşı takımı da tebrik ediyoruz. Bu arada bu turnuvayı düzenlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz bugünkü karşılaşmayla ilgili. Bir de şunu sormak istiyorum. Artık son düzlükteyiz. Sonradan aslında bu ekibe dahil oldunuz CBL Ankara'ya ama grup aşamasında da artık çapraz eşleşmeler finale kadar gelirken bu mücadelenin bu kısmında neler söylemek istersiniz? Bizleri Ulak Haberleşme'yle ilgili ilk sezonda neler bekliyor? Ya zaten biz bu maçı kazanıp ondan sonrasında da hani kafamızda bir playoff senaryosu çizmiştik çoktan ve şu anda ona göre hazırlanmaya başladık. O yüzden çok iyi bir şekilde geliyoruz. Karşımıza kim çıkarsa çıksın hazırlıklıyız. Finale kadar daha da ötesine gitmeye çalışacağız. Başarılar diliyoruz. Sevgili izleyenler, Ulak Haberleşme geliyoruz dedi. Bakalım gelebilecekler mi? İkinci karşılaşmada görüşürüz dedi. Hoşçakalın. CBL Ankara 6. sezon 16. hafta mücadelesi günü ikinci karşılaşması. Rokestan takımı karşısında kazanan TUSAŞ oldu. Karşılaşmada her şey vardı. Korakor mücadele vardı ama kazanansa TUSAŞ'tı. Oğuz, bizlere bugünkü galibiyet için neler söylemek istersin? Biz çok keyif aldık mücadeleyi takip ederken. Çok güzeldi gerçekten. Karşı takım da çok güzel oynadı. Maça inanılmaz bir keyif geldi. Biz daha çok savunmasıyla bilinen bir takımız. Bizim oyun karakterimiz iyi savunmadır. Biz başta savunmada bazı hatalar yaptık. Bazı yerlerde yumuşak kaldık. Bu sebepten başta maçı önde götüremedik ama daha sonradan toparladık kendimizi. Mental olarak, fiziksel olarak oyuna verdiğimiz zaman galibiyeti aldık. Ama karşı takım da çok güzel oynadı. Onları da tebrik ediyorum. Kendi takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. İlerleyen haftalarda biz de sizlere başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, günün ikinci karşılaşmasında TUSAŞ takımının galibiyeti ayrıldık. Üçüncü karşılaşmada görüşünceye dek hoşçakalın. CBL Ankara 6. sezon 16. hafta mücadelesi günün üçüncü karşılaşması Aselsan Aversan arasında gerçekleşti. Kazanansa Aselsan takımı oldu. Şimdi yanımda kazananları mimardan Berkay var. Berkay, gerçekten çok zor bir mücadeleydi. Karşılaşmada eşitlik geldi. Öne geçtiniz. Eşitlik geldi. Üst üste fauller, her şey yaşandı mücadelede. Neler söylemek istersiniz? Heyecanlı bir maçtı gerçekten. Bu sezon ilk defa böyle bir maç oynadık. Böyle başa baş giden bir maç. Bugün biraz her çeyrek biraz dengesiz bir oyun oynadık aslında. Karşı takım özellikle 3. çeyrekte bayağı bir dış şut buldu. Böylece farkın açılmasını engellediler. Ama takım olarak sakin kalmayı başardık son bölümde. İyi kazandık, iyi bir galibiyet oldu. Namağlup grupları bitirdiğimiz için mutluyuz, sevinçliyiz. Biz de Class Sport TV olarak sizleri tebrik ediyoruz. Artık gelecek haftaki maçlarda daha farklı bir Aselsan izleyeceğiz gibi de duruyor. Evet. Bundan sonra eleme maçlarında daha iyi oluruz. Daha iyi oluruz. Başarılar diliyoruz. Sevgili izleyenler, Havelsan karşısında Aselsan galip ayrılan tarafta günün dördüncü karşılaşmasında görüşünceye dek hoşçakalın. Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi 16. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Az önce tamamlanan bir karşılaşma Ado ve Türk Telekom takımları arasında oynandı. Türk Telekom'un kaptanı oldukça başarılıydın Kutaycan. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim ben de. Double double yaptın. Hem sayıda hem reboundlarda çok iyiydin. Neler söylemek istersin? Ya bizim için güzel bir maç oldu. Zaten sezona çok iyi başlayamamıştık istediğimiz gibi. Pandemiden önceki CBL sezonunun son şampiyonunu bizdik. Ama çok iyi başlayamadık hak ettiğimiz gibi. İlk defa bir arada oynama fırsatı bulduk. Uzun süreden sonra ilk defa. Güzel bir galibiyet oldu. Eşleşmelere bakacağız şimdi. Hedefimiz yine gidebildiğimiz kadar ileriye gidip mümkünse şampiyon olmak. Bundan sonrası için de iddianız devam ediyor son sıra. Evet, evet. Peki tebrik ediyorum tekrar. Rica ederim. Başarılar diliyorum. Birazdan 5. karşılaşma oynanacak. Günün 5. karşılaşması. O karşılaşma sonrasında tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi 16. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Az önce yine bir karşılaşma tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Meteksan savunma takımları karşı karşıya geldiler. Günün başarılı ismi Caner yanımızda. Caner, öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok başarılısın gerçekten. Hani ben maçı anlatırken de söyledim. Bir defa ligde 4. sıradaydın en son sayı anlamında ortalama olarak. Bugün de 34'tü benim görebildiğim kadarıyla. Vakıfbank'a da 39 sayı atmıştın sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Bugün o rekoru kıracaktın. Neler söylemek istersin? Keyifli bir maçtı öncelikle. Rakibi de tebrik ediyorum. Evet. Bizim için de yani galibiyet serimizi devam ettirmek açısından önemliydi. Yani son maçlarda galibiyet serimizi devam ettiriyoruz.
Normal sezon tamamladık. Muhtemelen herhalde ikinci sırada bitirdik. Öyle oldu evet. Şimdi önümüzde playofflar var. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Yani gidebildiğimiz yere kadar. Ve takım olarak daha iyi gidiyoruz zaten. Bunun farkındayız. Umarım bunun sonucunu alacağız bakalım. İnşallah başarılarının devamını diliyoruz. Tebrik ediyoruz tekrar. Sağ olun. Sağ olasın. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbol severler, 16. haftanın kapanış karşılaşması az önce tamamlandı. Çok güzel bir maç izledik. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ve Türk Traktör takımları karşı karşıya geldi. Günün başarılı ismi Mert Tıraş yanımızda. Mert, öncelikle tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir maçtı gerçekten. Sen de çok başarılıydın. Neler söylemek istersin? Güzel bir galibiyetti. Öncelikle diğer Türk Traktör'ü de tebrik ediyorum. Çok iyi bir oyundu. Ama tabelaya bakınca görüyoruz zaten. Biz bir takımız, hiçbir süperstarımız yok. Elimizden geleni yapıyoruz. Skoru dağıttık. Köpek gibi samo yaptık. Kazandık, mutluyuz. Üst grupta da bizden çekinsinler. TUSAŞ'la karşılaşacaksınız evet, şimdi. O maçla ilgili neler söylemek istersin? Biz elimizden geleni yapacağız. Biz rakip seçmiyoruz. İyi top oynamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarım emeklerine teşekkür ediyorum. Hepsi çok mücadele etti. Bayağı yorulduk ama kazandığımız için mutluyuz. Selam söylemek istediklerin var evet, mı? Annemle babam İzmir'den izliyor. Onlara selam söylüyorum. Biz de çok selam söylüyoruz ailene. Tebrik ediyoruz tekrar. Islatabilirsiniz arkadaşlar. Evet, günün son karşılaşması da tamamlandı. Haftaya 17. haftada görüşmek üzere, hoşça kalın.